alternatif enerji gibi alanlar, yeşil teknoloji gibi alanlar, data analiz gibi alanlarda çok büyük değişim var. O yüzden öğrencilerimizin gerek lisans, gerek yüksek lisans ve doktora dönemlerinde bölümlerinin çok iyi bakılıp değerlendiriyor olması lazım. Blockchain teknolojileri gibi alanlarda yapılandırıyor olmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin arasında tasarım becerisi olan 13 insandan bir tanesinin tasarım becerisi var çünkü. Tasarım becerisi olan insanların tespit edilip buna göre yönlendirme yapmak lazım. Ben geçen sene İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu bir öğrencimi endüstriyel tasarım alanında yoğunlaşacak İngiltere'de burslu çok iyi bir üniversiteye yerleştirdim. Bunlar önemli konular. Yani benim için geç kalmış diye bir şey yok. Bu anlamda bunların iyi bakılıyor olması gerekiyor. Bu anlamda tasarımla teknolojinin birleşeceği bölümler artık başladı. Oyun teknolojileri gibi. Ve dünyada şu anda en fazla alanı yönlendiren en büyük sektör bilişim teknolojileri. Bu anlamda yapay zeka, data science ve makine öğrenmesi çok önemli bir noktaya geldi. Hem lisans seviyesinde hem de yüksek lisans seviyesinde. O yüzden bu alanların çok iyi seçilmesi gerekiyor. Veya bunun soft kısmı, more olantısında soft kısmı, analytics, visual VR, AR'lar veya UX, UI kavramları da çok değişmeye başladı bu anlamda. Dijital medya ve pazarlama en önemli alanlardan biri. Bugün oyun sektöründen tutun, tıbbi araçlara kadar çok önemli bir nokta. O yüzden öğrencilerimizin ön safhada mı yoksa arka safhada mı oynayacağını çıkartılması lazım. Bu anlamda buna uygun bir strateji belirleniyor olması gerekiyor. En önemli konulardan biri. Hangi şehirde okuyacağı, ne tür bir okul seçimi yapacağı yine önemli konulardan biri. Özellikle temel bilim okuyan öğrencilerimiz, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi alanda olan öğrencilerimizin nasıl bir eğitim alacağına bakmak lazım. Ben şu son dönemde işte ODTÜ fizik, ODTÜ matematik, Bilkent matematik, Bilkent fizik gibi bölümlerdeki yerleşimleri sağlattırdım ve bu anlamda Boğaziçi Üniversitesi'nde bunların neyle beraber birleştirileceğine bakıyor olmamız lazım. Ya da master doktora giden öğrencilerimizin temel bilim okuyorsa neye göre yönleneceğini görüyor olmamız gerekiyor. Keza 4 büyük mühendislik alanı var. Elektrik, elektronik, makineme, inşaat. Kimya mühendisliğinin %50'si tıbba kaydı ilaç sektöründen dolayı. Bu anlamda yine bu 4 büyük mühendislik alanının hangileri olacağı, nasıl bir yönleneceği bakılıyor ve değerlendiriyor olması lazım.